Anne, baba, dede, hadi biz çıkıyoruz bağırla, dükkana geçiyoruz. Vay benim canım torunum, tamamdır, hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun, sizi de dükkana bekleriz, güzel güzel yemekler yersiniz. Ay inşallah geliriz, hadi siz geç kalmayın, işinizin başına gidin. Ay, evet Ali, hadi geç kaldık, gidelim bir an önce. Bahar aşkım, şimdi müşteriler dükkanın önünde sıra olmuşlardır bile. Hadi bir an önce gidelim, geç kalmayalım. Ay evet Ali, bir sürü paramız olacak aşkım, bir sürü paramız olacak. Bir dakika bir dakika, ne oluyor burada aşkım? Orası bizim kafe değil mi? Aligatör kafe. O iş makineleri ne yapıyorlar orada ya? Bizim dükkanı mı yıkıyor bunlar? Ay bilmiyorum aşkım, dükkanımızı yıkmışlar galiba. Ne olmuş böyle kafemize? Ama nasıl olur? Kim yapar bunu? Nasıl yapar? Ay Ali aşkım, hadi ne duruyorsun? Koş koş bakalım şuraya, ne oluyor burada böyle? Durun çabuk durun. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ne yapıyorsunuz? Hey, buraya girmeniz yasak. Yıkım var, görmüyor musunuz? Hadi oradan be, sensin yasak. Burası bizim kafemiz. Ne yapıyorsunuz siz? Ne akla yıkıyorsunuz burayı? Kardeşim, yıkım iznimiz var, yıkıyoruz. Çıkın çabuk şuradan, çıkın. Ya inanmıyorum size, nasıl böyle bir şey yaparsınız? Burası bizim, iznimiz olmadan yıkamazsınız. Ya Ali aşkım, şuraya bak güzelim. Kafemizi ne hale getirmişler? Yıkmışlar her yerini. İnanmıyorum ya, her yerini yıkmışlar aşkım. Şuna bak, içinde hiçbir şey kalmamış. Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl yaparsınız? Kim söyledi size burayı yıkın diye? Burası bizim dükkanımız. Ekmek teknemizde. Şu hale bak ya, şu hale bak. İçindeki bütün eşyalarını zaten yıkmışlar. Kırmışlar her yeri. Bu ne böyle ya? Harabeye dönmüş. Şimdi polis çağıracağım. Bunun bedelini ödeteceğim size. Görürsünüz. Benim dükkanımı yıkmak neymiş göreceksiniz. Arkadaşlar ne bu tantana ya? Allah Allah, ne oluyor burada? Kerem komiser, bu adamlardan şikayetçiyim. Dükkanımızı yıkmışlar. Şuna bak. Bizden izin almadan dükkanımızı yıkmışlar. Ne hale getirmişler? Ne yapacağız biz şimdi burada? Evet komiserim, şikayetçiyiz onlardan. Dükkanımızı yıkmışlar. Ali, Bahar, sizin haberiniz yok mu? Buranın yıkım kararı var. Her şey yasal yani. Ya Kerem komiser, burası bizim dükkanımız. Bilmiyor musun? Neden yıkıyorsunuz? Ne yaptık biz? Hakkınızda şikayet var. Kafenizdeki yemeklerde eşek eti kullanmışsınız. Eşek eti mi? Yok öyle bir şey yok. Biz at eti kullanmıyoruz. Eşek eti kullanmıyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Ay evet komiserim, bir yanlışlık olmalı. Biz inek ve koyun eti kullanıyoruz. Her şey normal. Hayır, hakkınızda şikayet oldu. Deponuza baktık. Eşekler vardı. Eşekleri satıp müşterilere yediriyormuşsunuz. Bu yüzden artık dükkanınız yıkıldı. Bunu yapmaya utanmıyor musunuz Ali? Ama komiserim, bu imkansız. Bana bak Ali, ben de sizin kafenize gelip müşteri olarak burada oturmuştum. Ama kafenize gelen insanlara eşek eti satmaya utanmıyor musunuz? Bu yaptığınız çok kötü. Ayrıca büyük bir suç. Şimdi hapse gideceksiniz. Ne? Hapise mi? Bunu size kim söylediyse yalan söylemiş, iftira atmış. Hadi be, ne iftirası? Aligatör kafenizin arka deposunda eşekler bulundu. Ama komiserim imkansız. Bir de birisi komplo kurmuş. Kim yaptı bunu? Kafenin tam arkasında bir sürü eşek var. Masum eşekleri kesip insanlara yemek olarak satmayı utanmıyor musunuz? Neyse, daha fazla zorluk çıkartmayın. Yürüyün bakalım doğru karakola. Hayır komiserim, büyük bir komplo var. Üzerimize oynanan bir oyun var. Yalan söylüyorlar. Biz eşek eti falan kesmedik. Arkadaşlar siz yıkmaya devam edin. Burayı dümdüz görmek istiyorum. Kafenin kalan parçalarını da yıkın. Akşama kadar burası dümdüz olsun. Emredersiniz komiserim, merak etmeyin. 1-2 saat içerisinde burayı dümdüz ederiz. Hayır olamaz. Yürüyün bakalım, sizinle işim bitmedi. Sizinle karakolda hesaplaşacağız. Yürüyün. Benimle uğraşmayacaktınız Ali. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. İşte onlara böyle komplo kurdum ve dükkanlarını yıktırdım. Şimdi de hapsi boylayacaklar. Kötü mafyayla kimse baş edemez. Kimse. O salakların ruhu bile duymayacak. Onların dükkanlarını yıktıracağım ve yerine kendi dükkanımı açacağım. Planım tıkır tıkır işliyor. Kerem komiser, bırak bizi. Yemin ederim bizim bir suçumuz yok. Bırak bizi. Kapayın çenenizi. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Geçin bakayım şöyle. Geçin. Fazla konuşmayın. Suçlusunuz. Burada kalacaksınız. Komiserim lütfen bizi buraya atmayın. Lütfen, biz suçlu değiliz. Ay komiserim, bizi bu suçluların arasına atmayın. Lütfen, biz bir şey yapmadık.
Hadi be oradan, gözlerimizle görmesek inanacağız yani size. Komiserim, yemin ederim her şey iftira. Bizi kıskanıyorlar, o yüzden yapıyorlar. Fazla konuşmayın. Dükkanınızdan müşterilere eşek etinden yemek yapıp sattığınız için tutuklusunuz. Hayır ya hayır, bunu kim yaptı bize? Bulacağım onu. Evet arkadaşlar, bize bu komployu kim yaptı? Eğer siz biliyorsanız lütfen şu anda yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, bize hain bir komplo yaptılar. Kimin yaptığını biliyorsanız ne olur yazın. Fazla konuşmayın. Yeni hücre arkadaşlarınızla iyi anlaşmaya bakın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Size burada iyi günler. Ali aşkım, ne yapacağız biz bu suçluların arasında? Hoş geldiniz Ali ve Bahar. Vay vay vay, kimler gelmiş? Hoş geldiniz dostlar, hoş geldiniz. Size güzel bir karşılama partisi yapalım. Evet evet, yeni mahkumlar gelmiş. Hayır, biz suçlu değiliz. Bizi buraya yanlışlıkla attılar. Bizim bir suçumuz yok. Evet evet, nedense buraya gelen kimse suçlu değil, değil mi arkadaşlar? Evet evet, mesela ben de suçlu değilim. Ben de suçlu değilim, ben de. Bize inanmıyorlar, ne yapacağız biz bari ya, ne yapacağız? Durun durun, inşaatı durdurun, yıkmayın burayı, durun. He, kötü mafya patron. Yıkımı durdurun, planımız işe yaradı. Burayı artık yıkmıyoruz, buraya yeni bir dükkan inşa edeceğiz. Emredersin patron, kerizleri nasıl da hapse attırdık ama. Evet, siz de şu iş makinalarını bırakın, yanıma gelin. Patron, işlem tamam, burayı yıktık ve onları hapse attırdık. Güzel, onlardan kurtulduğumuza göre burası artık bizim. Evet patron, buraya kendi dükkanımızı açabiliriz. Hadi işlemlere başlayalım. Vallahi patron, ne yettik de açtık burasını ya, çok güzel. İstediğimiz kadar dondurma yiyebiliyoruz. Hem de burası bize bedavaya geldi. Evet, o salak Ali'den dükkanı aldık. Artık burası bizim. Patron, dükkanın dışı da gerçekten çok güzel oldu. Gören müşteriler çoktan gelmeye başladı bile. Evet, buradan güzel para kazanacağız. Patron, ya o Ali tekrardan gelip dükkanını geri isterse? Merak etmeyin, o salak Ali şimdi hapiste. Asla geri gelemez. Sen öyle diyorsan patron. Buyurun efendim, dondurmacımız açıldı. Yeni dondurmalarımız var, çeşit çeşit, buyurun. He, şurası Ali'nin dükkanı değil mi ya? Dondurmacı mı olmuş burası, ne olmuş böyle? Vay canına, dondurmaya bayılırım. Buraya yeni dondurmacı açılmış, vay canına. Hiç boşuna kaçmaya çalışmayın. Sizin burada işiniz bitti. Hayır Kerem komiser, yardım et, öldürecek bunlar bizi Kerem komiser. Evet, çıkardın bizi buradan, biz suçlu değiliz. Yeter be, ne oluyor, sabahtan beri ne bağırıp duruyorsunuz? Kerem komiser, çıkart bizi buradan, buradaki suçlular bizim icabımıza bakacak. Ya saçmalamayın, onlar kimseye bir şey yapmazlar, Allah Allah, sesiniz çıkmasın. Ya biz suçlu değiliz, avukatımızı istiyoruz. Hadi be oradan, suçlu değiller mi? Şimdi sizin dükkanınız yıkıldı, dümdüz oldu. Hayır Kerem komiser, anlamıyorsun, bu işin içinde bir iş var, bize şirketi falan satmamıştık. Hiç boşuna yalvarmayın, yaptığınız her şey ortada, dükkanınız yıkıldı. Hayır ya, olamaz. Dükkan demişken aklıma geldi, gideyim de dükkanınız iyi yıkılmış mı bir kontrol edeyim. Hayır ya hayır. Ha, ne oluyor orada ya, ne bu kalabalık? Burayı yıkmalarını söylemiştim, yıkmamışlar. Ne oluyor burada böyle ya? Ha, ne oluyor burada? Eyvah, polis geldi. He, durun, panik yapmayın, korkmayın. Komiserim, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Hepsi patronun suçuydu, biz bir şey yapmadık. Evet komiserim, bizim bir suçumuz yok, her şeyi patron yaptı. Lan salaklar, susun. Ha, ne saçmalıyorsunuz siz, burası yıkılmıştı, ne yaptınız? Komiserim, bizim bir suçumuz yok, hepsini patron yaptı. Patron mu yaptı? Ne yaptı? Ali ve Bahar'a iftira attı. Onları hapse attırdı. Sonra da dükkanlarını elinden aldı. Biz bir şey yapmadık. Gerizekalılar, polisi görünce neden dut yemiş bulbule dönüyorsunuz? Vay vay vay. Ali bana demişti de inanmamıştım. Gerçekten doğruymuş. Demek Ali'ye plan kurup ona tuzak yaptınız ve onu hapse attırdınız. Şimdi de onun dükkanını bedavaya alıp dondurmacıya çevirmişsiniz. Evet komiserim, aynen öyle, doğru, ama bizim bir suçumuz yok. Ulan salaklar, sizin yüzünüzden her şeyi polise söylediniz. Vay vay vay, o zaman Ali'nin yerine hapse girmesi gereken kişi sensin. Evet komiserim, o hapse girmeli, o suçlu, ama bizi bırakın. Hiç boşuna kaytarmayın, siz de gidiyorsunuz, hepiniz hapsi boylayacaksınız. Ali'yi durduk yere hapse attık. Ali'yi tekrardan çıkarıp burayı ona geri vereceğim, sizi de geri hapishaneye atacağım. Hayır komiserim, o kadar para harcadık, buraya dondurmacı açtık. Yaptıklarınız ortaya çıktı,
burası Ali'nin dükkanıydı ve öyle kalacak. Komiserim, biz her şeyi itiraf ettik ya, bizi affedersiniz değil mi? Aynen aynen affederim, size en güzel ücreti atacağım, gelin bakayım. Ulan salaklar, sizin yüzünüzden yakalandık, neden her şeyi söylüyorsunuz? Hiçbiriniz kaçamazsınız, doğru hapse yürüyün. Bahar aşkım, galiba hayatımızın sonuna kadar bu hapishanede kalacağız. Ay evet Ali, galiba öyle olacak. Sizi mideme indireceğim. Galiba bizim kaderimiz de böyleymiş. Ali, Bahar çıkın, serbestsiniz. Ali, Bahar, he? Mahkumlar Ali ile Bahar nerede? Yoksa kaçtılar mı? Hayır komiserim, bizim yaratık onları midesine indirdi. Evet. Çok lezzetliydi. Ne, midesine mi indirdi? Hayır, olamaz. Salaklar, sizin yüzünüzden her şeyi polise söylediniz. Vay vay vay, o zaman Ali'nin yerine hapse girmesi gereken kişi sensin. Evet komiserim, o hapse girmeli, o suçlu, ama bizi bırakın. Hiç boşuna kaytarmayın, siz de gidiyorsunuz, hepiniz hapsi boylayacaksınız. Ali'yi durduk yere hapse attık. Ali'yi tekrardan çıkarıp burayı ona geri vereceğim, sizi de geri hapishaneye atacağım. Hayır komiserim, o kadar para harcadık, buraya dondurmacı açtık. Yaptıklarınız ortaya çıktı, burası Ali'nin dükkanıydı ve öyle kalacak. Komiserim, biz her şeyi itiraf ettik ya, bizi affedersiniz değil mi? Aynen aynen affederim, size en güzel ücreti atacağım, gelin bakayım. Ulan salaklar, sizin yüzünüzden yakalandık, neden her şeyi söylüyorsunuz? Hiçbiriniz kaçamazsınız, doğru hapse yürüyün. Bahar aşkım, galiba hayatımızın sonuna kadar bu hapishanede kalacağız. Ay evet Ali, galiba öyle olacak. Sizi mideme indireceğim. Galiba bizim kaderimiz de böyleymiş. Ali, Bahar çıkın, serbestsiniz. Ali, Bahar, he? Mahkumlar Ali ile Bahar nerede? Yoksa kaçtılar mı? Hayır komiserim, bizim yaratık onları midesine indirdi. Evet. Çok lezzetliydi. Ne, midesine mi indirdi? Hayır, olamaz.